ayağını sıkmak olarak da görüyorum ben bunu açıkçası. Solun tarihsel süreçte Türkiye'de yaptığı bir şeydi. Siz genel olarak bu halkçılık görüşünün sınıfı geriletmesi konusunda. Çok sağ olun. Arkadaşımın sorusu da güzeldi ama sizinki de güzel bir soru. Sağ olun. Şimdi buradaki durum şu. 1920 yanlış söz ediyoruz. 1920 yasamıştım. Hemen sonrasında. O yıl yani öncesinde söylediğim gibi yani Rusya, Çarlık Rusya'sında çok güçlü bir Narodnik hareketi var. Narodnizm biliyorsunuz halkçılık ve sınıf temeline dayalı Bolşevik Partisi Yüksel Meşeliklerle Narodnizmi aynı dediğim nedenlerle kapitalizmi haklılaştırma, sınıf bilincini yok etme çabası olarak algılarlar. Şimdi Türkiye bağlamında bu iş o kadar ucuz değil. Neden ucuz değil? Şu nedenle ucuz değil. Bakın Türkiye'de hani Lenin'in çok ünlü bir eseri var. Hani Rusya'da kapitalizmin böyle yükseliş falan diye çok güçlü bir eser var. Türkiye'de adınız neydi? Çetin. Söyledim onu söyledim. Çetin var mı? Çetin, Türkiye'de sınıf bilinci yok. İşçi sınıfı yok. Şimdi halkçılığın o senin, benim, işçimiz sınıfımızı köreltmesi için önce o köre olacak kesinin olması lazım. Maddi olarak işçi sınıfı yok ya. Nesini köre edeceksin? Yok. Devletçi sanayileşmeyle Türkiye Cumhuriyeti işçi sınıfını da yaratmaya çalışıyor. İşin önemli bir boyutu var. İkinci önemli boyutu. Eğer sosyalizm tarihlerini incelerseniz her sosyalist parti Fransızından Çin'ine kadar her Kıbrıs'a kadar her sosyalist parti kuruluşunda kendini halkına benimsetmek için tarihinden örnekler var. Jose Marti Allah aşkına kimdir? Ulusal bağımsızlık ama New York'ta şarapta kadından başka bir şey bilmeyen bir kurbanı şair. Öyle mi? Fidel Castro'nun onu idealize etmesinin nedeni nedir? Çünkü Jose Marti ulusal bağımsızlıkçıdır. Ve sosyalist olmanın temelinde de bu var. En önemli ögelerinden biri de bu. Şimdi bir konu bir tarafa. İkinci maddesine gelelim. Sadrani, emek. Hüsam Hakem Bey diyor ki, bu memlekette diyor, bir şeye sahip olmak için emek vermez. Unutmayın ki Hüsam Hakem Bey, askerdir sonunda. Cumhuriyet'in düşünürü falan da değildir. Cumhuriyet uygulamayla düşüncenin, Osmanlı'dan gelen düşüncenin bir araya gelmesidir. Ve çok önemli bir araya gelmesidir. Yani sentezdir. Şimdi burada ikinci sayfa emek sayfası. Ulusal bağımsızlıkta anlaşamayacağımız bir şey yok. Çünkü dünyada emperyalizme karşı savaşlara ilk ulusal kurtuluş hareketidir bizimki. Ve çok önemlidir. Ha şimdi diyebilirsiniz ki bunu siyasi nedenlerle Mustafa Kemal yaptı. Çünkü söylediler bir birliğinden yardım alacaktı. Mesela doğru, yardım almıştır. Ama hikmeden alıyor. Bir de çok bana göre çok düzgün bir yaklaşımda Mehmet Erbaş İşçi Partisi ideolojisini bütünlük içinde formüle ederken bilimsel temelleri başka şeyler veri alıp onların üstüne yerli bu iki üyeyi yerleşmesi bana göre katılımı yapabilirsiniz tabii. Doğru yaklaşımdır. Doğru bir yorumlamadır. Ve gene şu kanıdayım ben. Eğer bundan sonra ülkemizde şu
şöyle veya böyle, solun bir rengi, öbür rengi içini geçerli olacaksa, o solun, o yapan kesinlikle Cumhuriyet Çağdaşlaşması'nı veri almak, bu yapımı almıyorsunuz. Veri almak gibi bir zorunluluğu var. Oradan gitmek durumundasınız. Bir maddi temeliniz var. Dayanağınız bir yer var. Ki devam ettirebilirsiniz. Böyle soyup dışarıdan iki çevreyle, üç mühendeyle, işte yok Filistin'de şöyle oldu, yok şurada böyle oldu gibi yapay işlerle olmaz. Olmuyor. Denedik. Denedik. Dolayısıyla bunları söylemiş olayım. Evet. Ha, katılmak zorunda istiyorsanız ama anlaşıyoruz. Evet. Ben değil. Patron burada. Geldiniz. Sağ olun. Ben gördüm aslında siyasi kariyerim. Sizin direkt olarak değil mi? Benim aslında siyasi politik. Biraz daha açık söylersen. Yani ihtiyarlık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmanız, aslında siyasi bir kariyerinizin olması bile bir politik ve siyasi bir soru soracağım. İzin verirseniz. Ne demek? Hocam, siyasi ısrar üzerine çok derin bir konuşma yapıyoruz. Hepimiz esnaf, sorunumuz esnasında da. Benim de aslında Çetin'in söylediklerinin üzerine bir ekleme yaparak aslında biraz daha güncel hayata gibi Türkiye'deki siyasal İslam'ın bu kadar pekişmiş, güçlenmiş ve şiddetli bir olduğu dönemde bu kadar şiddetli olduğu dönemde siyasal İslam'ın coğrafyamızda merak ettiğim şey şu, yani ana muhalefet partisinin de aslında yani çoğu kişi aynı şekilde tanımlamayabilir ama hani Türkiye solunun aslında bugün muhtaç olduğu bir şekilde medet umduğu parti olarak tanımlayabilirim şu an. Hani herkes uysun diyebilirim. Çünkü çok büyük ayrımlar var herkes için. Kendisinin de aslında bu seçimlerde daha sonra Türkiye'nin geleceğine verilecek olması da yani genel seçimlere yakın bir süreçteyiz. Merak ettiğim şey şu. Kendisinin de aslında siyasal İslam'ın çok sevdiği, aslında onu bu tanımlamaya çok uyan kişileri belediye başkanlığı yapması ve böyle bir sürece girmesi aslında kırmızı takım değil de mavi takımın hani aslında beni de seslenip bu şekilde de aslında değiştirebilir deyip tabana böyle bir sırıtmasını nasıl tanımlıyorsunuz ve gelecekte siyasi İslam'ın Türkiye'deki kaderi, Türkiye'nin kaderini bu şekilde nasıl belirleyeceği çok merak ediyorum yani. Çünkü iki partide artık... Bu kadar zor soru sormak zorunda mısın? Çünkü hani sol bölüm şimdi sağ var. Biraz daha hani soldan burada biraz daha sağ böyle gelmiş bir parti yok. Yok. Çizgi biraz merkezli. Onu merak ediyorum. Kaynağını söyleyeyim söylemeyeceğim. Ama çok yedik. Ben CHP'de milletvekili yaptım. Dolayısıyla iş parası olsa bir yapmaz. İş parasını yapar. O kapatıldığı için CHP'de konuk yaptım. Hani niye siyaset yaptım diyebilirsiniz ama yaptım. Şimdi bu tarafa gelelim. Ben üzülerek şunu söyleyeyim. Başa döneyim. Eğer şu varsayım doğruysa bir toplumda sermaye, dış güçler, bilgiler bir toplumda iktidarı etkiliyorsa onu dönüştürüyorsa aynı güçlerin muhalefeti etkilememesi için bir nedeni yok ki. Değil mi? Bu da filan. Şunu demek istiyorum. Bu kitapta var. Onun için rahat söyleyebilirim. Şimdi söyleyeceklerimi. Çok üzülerek söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi de sağcılaştı. Sadece siyasi İslamcılık anlamında değil. Milliyetçilik anlamında da sağcılaştı. Üzgünüm. Bu çatı altında burada söylerken üzgünüm ama sağlıcak. Ama şunu hala o iyimserliği koyuyorum. Akıllıca bulmayabilirsiniz. Ben eninde sonunda Türkiye'de bu Cumhuriyet Halk Partisi başka bir şey
düşünceyi, özgürlüğü, hukuku ve hep adını söylediğim hep barış, hep barış. Savunacak bir siyasal oluşumun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Ama CHP'nin sağcılaştığını yapmanız yok. Bunun gerçek ama öyle. Yani başaracak, siz başaracaksınız. Olacak. Ama kaçınılmaz. İnsanlar